Mustafa hoş geldiniz. Nasılsınız? Valla efendim koşturuyoruz. Erzincan, Ankara, İstanbul, Kırşehir genel merkezin verdiği görevler var. O illere de tabii gidip geliyorum. Ama e, mutluyum. Çünkü siyaset adamının görevi yurttaşlarla beraber olmaktır. Benim tabii bir farklı yanımda şu var. Ben hiçbir siyasi parti fark gözetmiyorum. Herkes kim olursa olsun bana geliyor elimde geldiği kadar ağırlamaya çalışıyorum, dinlemeye çalışıyorum. Benim merak ettiğim en çok merak ettiğim şeylerden bir tane. İnsan niye siyasete atılır? Şimdi diyeceksiniz ki efendim ben işte <laughs> <bittimi gülüyor> <iyi gülüyor> vatan milleti. <laughs> Mesela şimdi bu e, kredi kartlarından sonra Mustafa Bey hani bir vergi getirecek geri çektiler. Mesela e, sosyal medyada bir kampanya görüyorum. Milletvekilleri bir maaşlarını bağışlasınlar diye. <laughs> Bundan şunu anlıyorum. Bir yandan da halk milletvekillerine Öfkeli demek ki. <laughs> Mesela çünkü e, biz son zamanlarda ya da uzun yıllardır siyasetçilerin biraz siyasetten nemalandığını da görüyoruz. İşte ben siyasete girdim, şurada böyle oldu bilmem ne bilmem ne. Niye böyle bir ayrım var? Mesela siz niye siyasete Ya şöyle, siyasete şöyle girilir. Bir, aileden gelen bir olay vardır. Doğarsın, aile siyasetin içindedir. Öyle girebilirsin. İkincisi, bir uzmanlık dalın vardır. Bir akademisyensin, iş dünyasındasın, ticaret odasındasın. Size davet gelebilir. Mesela ben siyasi bir ailenin içinde doğdum. Benim ailem İnönü Ocağı'nın kurucusu, İnönü Ocağı'nın içinde olmuş ve benim dedem Erzurum Kongresi'nde Atatürk'ümüzle görüşmüş. Biz doğduk Cumhuriyet Halk Partisi. Benim babam 1970 80 dönemi Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul'da il genel meclis üyesi. Mesela ben daha 15 yaşındayım. Siyasete başladım. Geldim. Ben evde sevinç gözyaş, sevinç seviniyorum. Ecevit kazanmış diye. Babam da üzülüyor. İnönü gitti diye. Yani siyaset şöyle bir şey. Ya ailenin içinde doğarsınız. Komple siyaset içinde olursunuz ya da dışarıdan size bir davet gelir. Ama e, siyaset sorunları çözmedir. Ben üzülüyorum. Doğru siyaset yıpranıyor, siyaset adamları yıpranıyorlar. Baktığınız zaman güvenilmeyen kurumların içerisinde siyaset olması beni alabildiğini üzüyor. Bu eleştirilerinize katılıyorum. Ama bu eleştirileri yapan ya da bu eleştirileri armağan çağlayana anlatanlar ya da internette yatanlar siyasete girmeli ve siyasette negatif adamlar temizlenmeli, pozitif adamlar buraya gelmeli. Siz yapmazsanız, ben yapmazsam, öbürü yapmazsa siyaset o zaman lüzumsuz insanlara kalır ve siyaset yıpranır. Bakın size bir şey söyleyeyim. Ben 6 ee, defa gittim, 5 defa geldim. 5 defa sandıktan çıkıyorsanız demek ki sizin bir başarınız var. Hele hele belediye başkanı olarak çıkıyorsanız daha da büyük başarınız var. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde e, AK Parti, CHP, MHP sizi liste başı yapar çıkarsınız. Ama gidin Anadolu'dan, Erzincan gibi bir yerden, Sivas gibi bir yerden, e, Elazığ gibi bir yerden çıkın gelin o zaman sizin için büyük bir başarıdır. O nedenle e, siyasette bir dönem seçilirsiniz. Niye seçilirsiniz bir dönem? Vaat ediyorsun. Dünyanı değiştireceğim diyorsun, öyle diyorsun, böyle diyorsun. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dönem seçiliyorsanız demek ki yaptığınız hizmetleri vatandaş takdir ediyor. Mustafa dediniz de demin, işte böyle düşünen insanların siyasete girmesi lazım diye. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla siyasete girmek o kadar kolay değil. Çünkü delegeyi ele geçirmeniz lazım. Uks. Ya, anata, Aynen. Hani Aynen. orada diyorlar ya delege ağlığı bir de bir şey. Hayır katılıyorum. Çok zor. Çok zor çünkü şöyle. Ama o zaman mesela zamanı geliyor diyorlar ya gençler girsin, kadınlar girsin. Ama nasıl girsinler? Ya bir öz yapayım. Her partide belli köşeyi tutan il başkanları, ilçe başkanları daha aktif olan, daha başarılı olan insanların girmesini istemiyorlar. Bunun için de, bunun için de sistemi değiştirmek lazım. Almanya'da SPD'de olduğu gibi İngiltere'de İşçi Partisi'nde olduğu gibi bir sistemi getirmek lazım. Bu delegelik sistemini yok etmek lazım. İlçe başkanlarını partiye kayıtlı üyelerin seçmesi lazım. Vallahi şu anda ben 52 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyim Armağan Bey. Ben de zorlanıyorum. Vallahi ben de zorlanıyorum. Usta Bey ne oluyor mesela? Size bir delege lisesi geliyor sonra siz onlarla ilişki kuruyor. Öyle mi? Yüzde O delegelerle ilişki kurmadığınız zaman mesela Erzincan İl Kongresi. Çıkıyor delegenin bir tanesi. Abi öyle ağır laflar ediyor ki ben delegeyim diyor. Ben konuşurum diyor. Ve o delege kendini o kadar başka bir yerde görüyor ki. Yani o nedenle aslında Türkiye'de siyasi partiler kanunu değişmesi lazım. Delegelik sisteminin de yüzde yüz kalkması lazım. Biz bir tüzük değişikliğinde biraz erken oldu. Bunu başaramadık ama ileride ben Almanya'ya gittim. SPD'yi inceledim. Willy Brandt'ın kurduğu bir sistem var. Schröder'in kurduğu sistem var. Kurt Beck'in kurduğu bir sistem var. Mütteferi'nin kurduğu sistem var. Gabriel, SPD'nin genel sektörü de Almanya'da Gabriel, sonra genel başkan olduğu kurduğu sistem var. Brüksel'e gittim. Brüksel'de Sosyal Demokrat Grup Başkanı Martin Schulz'la görüştüm. Çok etkilendim. Çok önemli bir sosyal demokrat, müthiş bir adamdı. Sonra geldi SPD'nin genel başkanı oldu. Biz Almanya'daki SPD sistemini Türkiye'ye getirmemiz lazım. Ya da Peki Hristi. o sistem? O sistem nasıl bir şey biliyor musun? O sistem delegeye dayalı bir sistem değil. Tamamen halka dayalı bir sistem. Partiye kayıtlı bütün üyeler gelip oy kullanıyorlar. Tüm üyeler oy kullanıyor ama partiye kayıtlı üyeleri de mesela Armağan Çağlayan bin tane üye yapmıyor. Armağan Çağlayan dayısının oğlu teyzesinin oğlunu yapmıyor. Şu anda bütün partilerde herkes kendi yakınlarını üye yapıyor. Dışarıdan bir tek adam üye yapıyorlar. Bir öz de bulunayım. Onun için bu sistemi komple değiştirmek lazım. Bir yandan siyaset gelici de bir yani insanı gelen sinirini çok gelen bir iş. Çünkü e, Türkiye'de siyasette göz önünde olmak, hakkınızda bir sürü dedikodunun çıkması, bir sürü bir şeylerin söylenmesi, bir şeylerin söylenmesi demek. Sen nasıl idare ediyorsun usta? Şöyle, benim? şöyle. <laughs> Eskiden 36 sene önce eleştirdikleri zaman kafalarını gözlerini kırıyordum. Hemen yumrukları çakıyordum. Şimdi ne yapıyorum? Yumruğumu sıkıyorum, cebime koyuyorum. Şimdi ne yapıyorum? Tamamen kriz yönetimi ile ilgili dersler alıyorum. Hocalarla konuşuyorum. Kriz yönetimi bir şey olduğu zaman negatif bir şey nasıl davranmamız gerekir? Onun derslerini alıyorum. Bir de Öfke kontrolüyle ilgili dersler alıyorum. Gerçekten ders almak lazım. Çünkü bakıyorsunuz ki çok ağır eleştiriler geliyor. Çok. Siyasette şöyle bir şey yapmak lazım sevgili Arman. Ben alkışı da gördüm, ihaneti de gördüm, vefasızlığı da gördüm. Bunların hepsinden zaman içerisinde ders alıyorsunuz, olgunlaşıyorsunuz ve pişiyorsunuz. Kendinize güveniniz varsa, zıvır zıvır işler, hiç ilgilendirmeyin. Yeter ki kendinize güveniniz olsun özgüveniniz olsun, enerjiniz olsun, heyecanınız olsun ama şu yürek temiz olsun. Yani uyuduğunuz zaman, yattığınız zaman ben şu adama zarar verdim mi vermedim Adama zarar verdiysen git özür dile. Zarar vermediysen o sana bir şey söylüyorsa geç git kardeşim. Şu burunda bile olmaz. Kötü laf sahibinden çoğalır. Bak kötü laf sahibinden çoğalır. Adam mesela şey, ya benim için şunu şunu yazmışlar. Ya bizim haberimiz yok adamın haberimiz oluyor yani. Kötü laf sahibinden çoğalır. Kriz yönetimine ders almak lazım. Armağan Çağlayan. Kamuoyunun bildiği, saydığı, sevdiği iyi bir isim. Ama Armağan Çağlayan'da rakipleri var. Onda kıskananlar var. Armağan Çağlayan'la ilgili Antep Karat çalabilirler. Armağan Çağlayan ne yapacak? Onlar dikkate almayacak. Bunu başarabilir musunuz? Son bir... Ya bunu çok başar... Şey... Bak dur bak. Bunu başarsaydım genel başkan olmuştum. Bunu Baykal'la yaptığım kongrede başaramadım. O kongrede kavga etmeseydim 20 oyla, çok az bir oyla kaybettim. %100 genel başkanlığı almıştım. Demek ki Tam 26 sene önce bunu başarsaydım, bugün çok başka bir yerdeydim. Ee, zaman geçti, şimdi başarmaya çalışıyorum. Mustafa Bey, pişman mısınız mesela? o Orada o kavgayı... Çok, ettiniz. çok pişmanım. Çok üzgünüm yani. Geriye dönüp baktığın zaman, yani yapmamamız gereken nedir diye e, orada ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı olarak salondayım. Daha vakır olmam lazım, daha dikkatli olmam lazım, daha ağır olmam lazım. E, ve de tabii Demek ki hazır da değildim yani. O gün hazır da değildim yani. Kendinizi hazırlamanız lazım yani. Armağan Çağlayan'la yayına çıkıyor. Mesela ben bugün buraya gelmeden önce kendimi hazırladım. Ben iki gündür kamptayım. <laughs> tabii tabii tabii. Ben sizi inceledim, baktım. Ne soru soruyorsunuz, <laughs> ne yapıyorsunuz? Takımınızla konuştum, aradım. Arman Bey ne giyinecek? Benim ne giyinmem lazım? Nasıl bir şey yapmam lazım? Yani zihin olarak ve beyin olarak sevgili Armağan mutlaka hazırlanmak gerek. Yani ben Galatasaray Kulübü'nün yöneticim Faruk Süren Başkan. Dört sene üstte şampiyon olduk. Biz mesela Galatasaray Milan maçına gittiğimiz zaman futbolcuları hazırlardık. Fatih Hoca ayrı çalışırdı, biz ayrı çalışırdık, moral verdik. Bu bir takım oyunu. Bu bir takım oyunu. Takımınızı kurmanız lazım. Başarı sevgili Arman'ın üç şeyden geçiyor. Lider, kadro, proje. Lider iyi olacak, enerjisi olacak, heyecan olacak. Ama lider Allemi Cihan olsa tek başına hiçbir şey yapamaz. Liderin de iyi bir kadro kurması lazım. O kadronun da lidere proje üretmesi lazım fikir üretmesi lazım. Hazır lider demişken evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri değiştikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen eleştiriler hiç bitmedi Mustafa Bey. Baştan beri niyeyse Özgür Bey'le ile aslında benim yani sosyal medyada Tayland'dan gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen insanlar arasında da bir mesafe var. <laughs> Niye böyle oluyor? Ya şöyle değişim tabii kolay bir şey değil. Hele hele değişim sancılı olursa Problemler olabiliyor. O değişim biraz sancılı oldu. Yani Kemal Bey'le beklenmedik bir şey oldu. Sayın Kılıçdaroğlu kaybetti. Ee, Özgür Bey seçildi. Tabii ne oldu? Gönül Arzu'ya der ki CHP Genel Başkanlığı böyle bir uzlaşmayla yapılsın. Ama böyle bir uzlaşmayla olmadı. Ee, Özgür Bey de e, grup başkan vekilliği yaptı. Ama genel Başkanlıkta başarılı. Şöyle ki başarılı. Başarı senin benim demekle olmuyor başarı yerel seçimde alınan oyla. Son yerel seçimlerde yüzde 37 onda bir oy alındı ve 1977'de Ecevit döneminde alınan oydan sonra en yüksek oy alındı. Tabii bu alınan oyda Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çok büyük katkısı var. Sadece özgür bir ait olan bir katkı değil. Ama şimdi bizim yapmamız gereken olay şu, içe dönük mücadele değil dışa dönük mücadele vermek ve hepimizin Partimizin kurumsal genel başkanı kim? Özgür Özel. Bizim Özgür Bey'in etrafında buluşmamız lazım, birleşmemiz lazım. Hepimizin mücadelesi Cumhuriyet Halk Partimize bir oy daha fazla nereden kazandırabiliriz ve Cumhuriyet Halk Partimizi yapılacak olan seçimlerde iktidara nasıl taşıyabiliriz? Yerel seçimde aldığımız %37, onda yedi oyun üzerine ne yapmamız lazım? Bizim bir 5 puan daha katmamız lazım. Bunun için çalışmamız lazım. Ben bu hafta Kırıkkale'ye gittim. Kırıkkale'de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Bey oradaydı. Ee, i̇çeride belediye başkanından bir briefing aldı. Sonra sonra Kırıkkale'deki sanayi odası, ticaret odası, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları e, muhtarlarla bir e, kapalı salonda bir konuşması oldu. Son derece değerliydi. O kapalı salona gelenlerin her siyasi partiye her görüşe ait e, kadrolar vardı. Sonra dışarıda yaptığı mitingde de Kırıkkale gibi bir yerde kaç sene sonra, 38 sene sonra Kırıkkale'de belediye başkanlığını kazanmışız. Çok önemli. Eskiden biliyorsunuz, Özgür Bey'den önce Cumhuriyet Halk Partisi Ege ve sahillerde vardı. Şimdi biz İç Anadolu'da varız, Adıyaman'da varız. Bu çok önemli ve çok değerli bir şey. Yani Artvin tekrar kazanıldı. Orada büyük bir başarı var. Ve e, haritaya baktığınız zaman büyük bölüme kırmızı oldu. Şimdi yapmamız gereken sorunuz güzel. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bir soru. İçe dönük mücadele değil, dışa dönük mücadele. Benim bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ya da bugünkü AK Parti iktidarından memnun olmayan bütün yurttaşlarımın oyları bölmeden, parçalamadan, armudun sapı, üzümün çöpü demeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmek için canlı başta çalışmalıyız. Mesela e, AK Parti'nin e, her zaman şöyle bir söylemi var. Cumhuriyet Partisi bu ülkeyi yönetemez. Daha onlar kendi içlerindeki sorunları çözemiyorlar diye. Hakikaten ben de 58 yaşındayım. İşte siyasetten iyi kötü anladığımdan beri Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar da olsa gene içinde kaynar, muhalefet olsa içinde kaynar. O kaynama hiç bitmiyor. <laughs> o kaynama ile ilgili şöyle ben o zaman milletvekiliyim. Ee, Ankara'da Reve Restorantı diye bir yer var. O zaman çok böyle meşhur Reve Restorant. Erdal İnönü Bey'le yemeğe gittik işte şey geldi o zaman bize yemek yiyeceğiz ee, menü geldi. Garson sordu efendim dedi ne yiyeceksiniz? Erdal Bey dedi ki biz dedi birbirimizi yetene kadar yiyoruz bir şey yememize gerek yok. <laughs> Güzelmiş. Ya, bu aslında bu aslında. Bu aslında. <laughs> dedi ki biz yeteri kadar birbirimizi yiyoruz başka bir şey yememize gerek yok. <laughs> bu aslında şöyle Sayın Ecevit bu tespiti 12 Eylül'den sonra yaptı. Parti içinde huzura çok büyük önem verdi ve Sayın Ecevit'in bir tezi vardı Raşan Hanımın daha çok daha ziyade önce disiplin sonra demokrasi disiplinsiz bir demokrasinin kimseye faydası yok e, Cumhuriyet Halk Partisinin çok sesliliği de e, demokrasi ve hoşgörüsünün daha geniş olmasından kaynaklanıyor. Siz bir Sağ Parti'de böyle bir eleştiri falan yapamazsınız. Bakın burada genel başkanımızı eleştiriyorlar, MYK üyelerini eleştiriyorlar, milletvekillerini acımasızca eleştiriyorlar. Burada dikkat etmemiz lazım. Yani e, içimizde bizim mesela şöyle bir durum var. Anlatayım yani. E, konuşuruz. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Bana dedi ki bazı arkadaşlar e, başkanım sen niye içeri girdin ya da niye ayağa kalktın? E, güzel kardeşim. Ben CHP'nin gençlik kolu sekreteriyim, gençlik kolu başkanıyım, İl ilçe sekreteriyim, ilçe başkanıyım, milletvekiliyim, CHP'nin kurucusuyum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal genel başkanı Sayın Özgür Özel ayağa kalkıyorsa bizim orada hep beraber ayağa kalkmamız lazım. Sonra eleştirilerimiz varsa kapalı toplantı yapmamız lazım. İşte o söylediğiniz dışa dönük görüntüde bizim el birliğiyle beraber olmamız lazım. Ama sonra eleştiri varsa, öz eleştiri varsa bu eleştiri ve öz eleştiriyi saygı ölçüleri içerisinde yapmalıyız. Ben katılıyorum. Bu saatten sonra bu programda bizi izleyen herkese, bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımıza büyük bir ders olsun. Demek ki kamuoyunda böyle bir şey var. Kavgalı eve kız vermezler. İçe dönük mücadeleyi bırakın, dışa dönük mücadeleye bakın. Ben de hep dışa dönük mücadele yapıyorum. Sabah saat 6'da kalkıyorum, gece 11'e kadar esnaf esnaf, dükkan dükkan, ev ev hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden dolaşıyorum. Ben kimin adına dolaşıyorum? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin mektebinin talebesiyim. Hayatımın 52 yılını Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Üstelik siz e, seçimde yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu desteklediniz değil mi? Evet. 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 Buna rağmen mesela... Ben Bak şöyle söyleyeyim. Bir dakika Armağan Çok özür Çok güzel bir şey söyledim, Teşekkür ederim. Ben Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızı Kılıçdaroğlu o genel başkanımızı Sayın Kılıçdaroğlu eve davet ettim. İzniyle Sayın Genel Başkanımızla böyle ayıp olmaz inşallah konuştum. Dedim ki bu seçimde ben Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir şey yapamayacağım. Siz de adaysınız. Siz isterseniz bu seçimde aday olmayın. Bir dahaki sonraki seçimde aday olun. Ben full daim sizi destekleyeyim Ama ben şu anda bu seçimde aday olmanızı değil Kılıçdaroğlu'nu desteklemenizi rica ediyorum. Şey dedi ki, genel başkan dedi ki bana, Sarıgül dedi, başkanım dedi sağ olsun bana büyük bir nezaketi var. Bana başkanım diye hitap ediyor. Yıllardan beri kendisiyle beraberiz. Çok Manisa seçimlerinde gittim kendisiyle de konuştum. O zaman kampanyada bulundum. Dedi ki başkanım biz karar verdik dedi. E, ben aday çıkacağım dedi. Sarıldım, öptüm. Ben sana oy veremeyeceğim. Çok başarılar diliyorum dedim. O da dedi ki bana takıldı başkanım bize fazla dokunma dedi. O kampanya öyle geçti. Seçimin ertesi sabah da büyük bir nezaket gösterdi sağ olsun. Beni aradı. Dedi ki, Sayın Başkanım bu seçimde en doğru sen davrandın. En dürüst sen davrandın. Bize çok doğrusunu söyledin. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledin. Bu seçimin kazananı kaybedeni vardır ama Sarıgül bu seçimin kazananıdır. Başkanım dedi, yolumuza bundan sonra beraber devam ediyoruz. Mustafa Bey, hakikaten o seçimden sonra böyle şeyler okuyorum sağda solda. Şu andaki parti yönetimi... Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere karşı mesafeli bir tavır alıyor mu? Yoksa o konu bitti, kapandı mı? Ya şöyle, şöyle demek lazım. Mesafeli tavır değil mesela. Kılıçdaroğlu'nu ben destekledim. Dün ben Kırıkla, 40, 40 bu hafta Kırıkkale'ye gittim. görür görmez genel başkan beni. Başkanım hoş geldin dedi, onuru etti. Genel başkanın arkadaşları hep bizi onuru ettiler. Bizim çalışmamız lazım. Bizim partiye oy kazandırmamız lazım. Bunu yapanı bunu yapan hiç kimseyi dışlamazlar. Ama ben kenarda durayım, kıyıda durayım. Siyasette davet yok. Siyasette size kimse ekmek vermez. Kendi ekmeğinizi kendiniz kazanacaksınız. Öyle bir dünya yok. Söke söke fırtına estire geleceksiniz. Bu da nedir? Tüccarın sermayesi para, siyasetin sermayesi hakkın gücünü halkın gücüyle buluşturabilmek. Ben bunların hiç tanesini kabul etmiyorum. Canla başla çalışacağız. Sizin tabanda sizin vatandaşta, sizin ahalde gücünüz varsa Arman Bey, sizi kimse dışlamaz. <laughs> ama düşün Dışarı... ben ama ben kenarda kalayım. Tekrar milletvekili olayım, tekrar belediye başkanı olayım. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ne Kılıçdaroğlu döneminde vardı, ne Sayın Ecevit döneminde vardı, ne Deniz Baykal döneminde vardı, ne de Özgür Bey'in döneminde olur. Ama Özgür Bey çalışan, koşan, üreteni kesinlikle ihmal etmez. Siz kaç genel başkan gördünüz Cumhuriyet Halk Partisi'nde? 3 mü? Deniz Baykal. Hayır. Sayın Cevit bir. bir. Erdal Bey 2. Ee, Murat Karayalçın 3. Hikmet Çetin 4. Altan 5. 5. Ee, sonra Deniz Baykal 6. Kılıçdaroğlu 7. Özgür, Özgür Bayağı Cumhuriyet Halk Partisi tarihi gibisiniz <laughs> Mustafa Bey. Efendim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tarihini parlamentoda bilen, genel merkezde bilen Üç arkadaş var, onlardan bir tanesi benim efendim. Ötekiler kim? Ötekiler kim? Tekin Bingöl Bey çok iyi bilir. Bizim Tunceli Milletvekilimiz Gürsel Bey çok iyi bilir. Gökhan Zeybek Bey çok iyi bilir. Onun dışında hepimiz, yani bizden daha eski şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olan kimse yok efendim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarını biz biliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihi yazılacaksa Sarıgül olmadan o tarih yazılamaz. Peki bu kadar tarihi biliyorsunuz. Mesela şu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu anda ben dışarıdan baktığımda sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa iki tane genel başkanı varmış gibi. Birisi Özgür Bey seçimi kazandı. Bir de dışarıda Kemal Bey var. Özgür Bey bir şey söylüyor. Kemal Bey tam aksini söylüyor. Şu ekibi var. O bir yere gidiyor. Basınını takip ediyor. Mesela bu partiye bir çift başlılık görüntüsü vermiyor mu? Ya şöyle planlamamız lazım. Şöyle planlamamız lazım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bizim genel başkanımız. Kendisine hep bizim saygısı, sevgisi, hürmeti sonsuz. Ben her zaman bir telefon açtığı zaman Sayın Özgür Özel de bize bize verdiği talimat Sayın Kılıçdaroğlu'na bak mesela bakın bir mahkeme kararı oldu Sayın Kılıçdaroğlu'la ilgili. Bütün parti grup başkan vekili Sayın Ali Mayır başarır. Sayın Kılıçdaroğlu'la ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapılan haksızlığı anlatan müthiş bir konuşma yaptı. Biz hepimiz onu paylaştık. E bunu yavaş yavaş planlamamız lazım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıkıntıya sokacak bir davranış içinde olmaz. Sayın Özgür Özel de her fırsatta, her zaman, e, dün mesela e, Kırıkkale'de yaptığı toplantıda ki, daha önce bu toplantıları dedi, önceki genel başkanımız, bak önceki genel başkanımız, eski genel başkanımız demedi. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da her ile gittiği zaman esnaflarla toplantı yapıyor dedi. Yani onu saygıyla, sevgiyle yanıyoruz. Ama tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasette aktif olmasını isteyen e, birçok arkadaş var. Onları da görüyoruz, onlara da konuşuyoruz. Ama bizim hepimizin görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yükseltmek. Sanki e, Sayın Kemal Bey'in genel başkanlık, isteği bitmemiş gibi duruyor dışarıdan baktığımızda. Çünkü onu destekleyen delegeler de öyle. Sürekli e, X'te aktifler, sürekli Kemal Bey ile ilgili tweetler atıyorlar. İşte Özgür Bey bir yanlış yaptığında altına geliyorlar, Hoo! yazıyorlar filan. <laughs> Sevgili Arman, senin sağlığın saatin iyi değil mi? İyiyim iyi. İyisin. Seni tebrik ediyorum. <laughs> çok, çok seni. Anladım ben sizi. Çok seni <laughs> formda gördüm. <laughs> çok seni formda gördüm. <laughs> Anladım ben sizi Mustafa Bey. <laughs> bu soruya cevap vermek istemiyorum. Ya diyorsun. Şöyle yapmak lazım. Mesela daha çok mesela gelin tarımı konuşalım. Ha. Gelin hayvancılığı konuşalım. Mesela benim Türkiye'ye önerdiğim bir 4D formülüm var. Bu 4D formül üzerinde çalışıyorum. Bu 4D formülünü ekonomik milliyetçilik adı altında da kitaplaştırıyoruz. Nedir bu 4T formülü? Bir, Tarım. 2. Teknoloji. 3. Tekstil. Son derece önemli. Bak tarımı planlamamız lazım. Teknolojiyi planlamamız lazım. E, e, teksili tekstili planlamamız lazım. Mesela tekstile bakıyorsunuz. Tekstil içerisinde ne var konuşuyoruz? Marka olmamız lazım. Türkiye'nin markalaşması lazım. Ben size soruyorum. Türkiye'yi yöneten 22 yıldır iktidar hangi markayı çıkardı bir noktaya kadar getirdi? Siz Hitro Havaalanı'na gittiğiniz zaman İtalyanların, Fransızların sayısız markasını görüyorsunuz. Siz Tegel Havaalanı'na gittiğiniz zaman Berlin'de görüyorsunuz. Ya Türkiye'nin dünya çapında bir tek markası yok. Mesela bakıyorsun Amerika'daki bir tane markaya bakıyorsun ama bir tane marka Türkiye'deki bütün ne kadar büyük holding varsa 10 tane 15 tane hepsine bedel bir tek markaları. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. O nedenle bizim markalaşmamız lazım. Mesela turizme bakıyoruz. E siz kendiniz siyasette yeteri kadar markalaştınız zaten. Dolayısıyla şimdi marka nasıl yaratılır biliyorsunuz. Siz bir marka üretebilirsiniz bu durumda. Çok doğru. Mustafa Bey. Çalışıyorum. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Tarım evet. üzerinde çalışıyorum. Ha. Mesela siyaseti bırakınca artık tarım mı yapacaksın? Yok hayır. Ben önereceğim. Ben siyasete, ben benim kendim siyaset bırakamam. Siyasette bana halk bıraktırır. Siyaset halkın sevgisi, milletin sevgisi. Ben siyaseti kendim mi yapıyorum? Mil ben görüşlerimi, düşüncelerimi anlatıyorum. <laughs> Can arzındaki yurttaşlarım takdir ediyorlar. Daha önce İstanbul'da nasıl şişide uzun yıllar bir belediye başkanlığı yaptım. Hatırlayın işte belediye başkanlığı yaptığımız zaman şu Abdipek caddesini hatırlayın, Mimkemelok caddesini hatırlayın, teşvikye caddesini hatırlayın ve oradaki Atiye Sokağı hatırlayın. Bizden önce hep yıl başlarında milyonlarca insan nişan taşına geliyordu, nişan taşına bakıyordu. Türkiye'nin marka caddeleri tamamen nişan taşıydı biraz siyasete popülizmi de siz getirdiniz Mustafa Bey. Ya şöyle, o ona ben şöyle katılıyorum. popülizm şudur, o saman elevidir. gelip geçer. Popülist politika yapanlar ömrü uzun olmaz. Yani o politikanın dışında kalıcı eserleriniz olacak ki sizin için konuşsunlar. Mesela Şişli'ye gidin, her mahalleye benim orada bıraktığım eserler var. Her mahalleye gidin okullar var, sağlık ocakları var, emekler evleri var, taksi durakları var, cem evleri var, camileri var. Türkiye tarihinde ilk defa bir belediye başkanı ben dört tane kilise yaptım, bir tane sinagog yaptım. Türkiye tarihinde ilk defa bir belediye başkanı korkmadan, çekinmeden kültür mozaiklerine önem verdi. Bir Ermeni vatandaşımızı Müsü Vasken Varan'ı aldım ben belediye başkan yardımcısı yaptım. Bir Müsevi vatandaşı Bayan Monikipeker aldım ben belediye başkan yardımcısı yaptım. Bunlar Nasıl bir hadise? Bunlar tamamen değişim, bunlar tamamen dönüşüm. Ben ne yaptım? Türkiye'deki bütün cenazeleri kendi illerine gönderdim. Ondan sonra örnek oldu ve bütün belediyeler yaptı. Bugün okullar konuşuluyor. Ben Şişli'de 32 tane 12 derslik okulu yıktım. 50 derslik depreme dayanıklı sinema salonları, tiyatro salonları, konferans salonları, öğretmen odaları, bilgisayar laboratuvarları, çocuk oyun grupları, çocuk yuvalarıyla birlikte her mahallede bir tane okul yaptım ve gittiğiniz zaman şimdi o okullar orada bir eser olarak kalıyor. Bir siyasi eser bırakırsa konuşulur. Eser bırakmazsa o siyasinin yerinde yerler eser. Ben çok eserler bıraktım. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen bir siyasetçi olarak. Mesela Türkiye siyasetiyle ilgili projeksiyonunuz ne? Atıyorum anayasa değişecek mi? Efendim erken seçim olacak mı? Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Anayasa, anayasa şu anda Türkiye'de aç sorunu var. Türkiye'de iş sorunu var. Türkiye'de emeklilerin sorunu var. Türkiye'de engellilerin sorunu var. Türkiye'de doğada yaşayan canlıların sorunları var. Hala kedilerimiz, köpeklerimiz hunarca katlediliyor. Türkiye'de birçok sorun varken şimdi anayasa değişikliğini Türkiye'nin gündemine getiren iktidar sadece gerçekleri kamuoyundan kaçırmak istiyor. Emeklilerin o et kuyruğundaki kuyruklarını, kuyrukta yaşadıklarını, sabah 5'te kuyruklara girdiklerini onları kaçırmak istiyorlar. Anayasa şudur sevgili Armağan, sevgili Armağan. Anayasa şudur. İleri demokratik medeni çağdaş ülkelerde, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da neden anayasa hiç konuşulmaz? Çünkü yıllar önce anayasayı bütün siyasi partiler toplumsal uzlaşmayla yapmışlar. Senin anayasan benim anayasam olmaz. Anayasa... Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Anayasayı değiştirmek isteyen samimi bir iktidar seçim biter bitmez hiç bunu kamuoyuyla konuşmaz. Gitti bir şey yapmak istiyorsa hiç kamuoyuyla konuşmaz. Onu Profesör Onur Kumbaracıbaşı grup başkan vekili, Profesör Hasan Fehmi Güneş grup başkan vekili bir konu varsa Özel Başbakan, Grup Başkan Vekillere gider, Sayın Başbakanlar perde arkasında konuşurlardı. Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut perde arkasında konuşurlardı. Toplumsal uzlaşmayla bazı konular parlamentodan çıkardı. Şimdi siz anayasayı değiştirmek istiyorsanız ne yaparsınız? Gruplarla konuşursunuz, samimiyseniz. Bütün grupları bir araya getirirsiniz. Ya, Numan Bey konuşuyor. Ya yanlış, yanlış. Numan Bey kimle konuşuyor? Numan Bey'in önce grup başkan vekilleriyle konuşması lazım. Numan Bey'in televizyonlara konuşmaması lazım. Bu konuları perde arkasında konuşması lazım. Toplumsal uzlaşma varsa anayasanın gelmesi lazım. Senin anayasan benim anayasam olmaz. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Anayasada toplumsal uzlaşma şarttır. Zaten ortada bir taslak da yok. Ne konuşuyoruz da belli abi, değil. Kesinlikle. Neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz o da belli değil. Kesinlikle. Yani. Evet. <laughs> Hakikaten e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde işte ee, Ekrem Bey'i destekleyenler, Mansur Bey'de böyle bir şey var mı? Bu, bu uyduruluyor mu? Ya bu şöyle, bu şöyle. Aslında ona iki belediye başkanımız da yanıtlarını vermeye çalışıyorlar. Daha çok var. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimine daha çok var. Şu anda iktidar Cumhurbaşkanlığı seçimiyle e, Türkiye'nin meselelerini kaçırmak istiyor. E, i̇ki tane belediye baş öne çıkan belediye başkan adaylarını da sürekli pompalıyor. Daha analar neler doğurur, daha o güne kadar çok şey var, o güne kadar daha çok isimler çıkar. Bugün Ekrem Bey ile Masur Bey önde gözüküyor. Yarın bakarsın öyle bir arkadaş çıkar ki halkın sevgisi onun yanında olabilir. Ya siyasette 24 saatte Arman Bey çok şey değişir, kolay bir şey değil. Mesela siz belediye başkanısınız, iktidarsınız. Sabahleyin kalkarsınız, belediyenizde ya da iktidarda bir olay olmuş. Paramparça olursunuz. Bakarsınız ya da çok iyi bir iş yaptınız. Puanınız yüzde %70'e çıkabilir. Yönetenlerin her dakika başarılı olma şansları ve başarısız olma şansları vardır. Başarısız olma nereden olabilir? Abi koca kadro kolay bir şey değil. O kadro içerisinde çok başka bir şey olabilir ya. Geçen bizim o Edirne milletvekilinin başına bir iş geldi. Şoförü bilmem ne yaptı yani. Onun için daha bunlar çok erken Cumhurbaşkanlığı önemli bir konudur. Cumhurbaşkanlığı makamı çok farklı bir olaydır. Tabii biz isteriz ki tekrar Cumhurbaşkanımız Çankaya gelsin. Ben isterim ki, ben isterim ki tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı ve ben isterim ki demokratik parlamenter sisteme tekrar geçilsin ve bakanlar mutlaka parlamentoda seçilsin. Bir Cumhurbaşkanımız olsun, Cumhurbaşkanı Sığınma Limanı olsun. Mesela... Hayatım Süleyman Demirel'e karşı mücadeleyle geçti. Ama Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra öyle bir profil, o kadar güzel bir profil çizdi ki hepimizi ikna etti ve hakikaten baba oldu. Hepimizin saygı duyduğu bir isim oldu. Türkiye'de başkanlık sistemi oturmamıştır. Başkanlık sistemi sempatik gelmemiştir. Partili Cumhurbaşkanı sistemi doğru olmamıştır. Bunu bazı AK Partili arkadaşlarla özel sohbetlerde de konuşuluyor. Mesela parlamenterlerin, şey bakanların mutlaka parlamentodan olması lazım. Dışarıdan bakanlık sistemi de doğrudur. Dışarıdan sevgili Armağan, istediğin danışmanı alabilirsin. En iyi uzman alabilirsin ama bakanımızın mutlaka parlamentodan olması lazım. Çünkü meclise karşı sorumluluğu olmaz. Meclise karşı sorumlu olması lazım. Meclise gelmesi lazım. Hesap vermesi lazım. Demokrasinin merkezinde neresi? parlamento. E, parlamentoda siz o bakanlıkla ilgili konuları eleştiriyorsunuz. E, bakan orada yok. Yani parlamento o zaman verimli çalışmıyor, verimli olmuyor. Belki muhalefetteki bir milletvekili çok değerli bir görüş söylüyor. Bakan ona bakacak ve onu uygulayacak. Ama yok, bakan yok orada yani. Ve şu anda parlamento çok işlevsiz. Yani ben 36 sene önce milletvekiliydim. Parlamentoya gittiğim zaman bir tarafta Özal var, bir tarafta İnönü var, bir tarafta bakanlar var. Ve bakanlar kendi konular olduğu zaman bakan oraya gelir, konuşur, hesap verir, Başka bir şey olur. Başbakan gelir. Parlamentonun bir saygınlığı olur. Parlamentonun bir ağırlığı olur. Parlamento bir okul, bir mektep. O kürsüye çıkan herkesten bir şey öğrenmesi lazım. Şimdi insanlar konuşmuş olmak için orada konuşuyorlar. Çünkü bakan yok. Ama parlamento ilk defa Mustafa Bey, bu sistem değiştikten sonra ilk defa anayasa değiştirilirken çok önem kazanacak. Çünkü orada el kaldıracak milletvekilleri olmadan anayasa değişmiyor. Şu andaki e, parlamenton aritmatiği ilk defa önem kazanacak. Çok, çok. Bir milletvekilinin ağırlığı var. Evet. Doğru, doğru. Doğru ama işte ben tabii bir şey konuştuğum zaman benim konuştuğum konuşma, yaptığım konuşma sade benim taraftarlarım yani sade Cumhuriyet Halk Partileri oy verenler tarafından doğru bulunuyorsa o zayıf bir konuşma olur. Benim yaptığım konuşma... AK Parti seçmeninde, MHP seçmeninde, Refah seçmeninde, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde de yer buluyorsa o zaman demek ki konuşma daha değerli. İşte ben o nedenle parlamentoda grubu bulunan bütün partilere çağırıyorum. Sen de anayasam, benim anayasam olmaz. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Anayasa kimsesizlerin sığınma limanıdır. Anaya, öyle bir anayasa yapalım ki bu anayasada bütün Türkiye mutlu olsun. Yani anayasayı orada Oy çoğunluğuyla, parmak hesabıyla yaparsak yine o zaman anayasanın bir tarafı eksik kalır. Mustafa Bey, şimdi siz deneyimli bir yerel yöneticisiniz. Heh. Şişli'de yıllarca, uzun yıllar, uzun yıllar e, Şişli Belediye Başkanı yaptınız. Şu anki Şişli Belediye Başkanı okulları temizletmek istedi. Biliyorsunuz İstanbul Valisi bir cevap verdi. Siz de şu anda Şişli'de belediye başkanı olsaydınız yine aynı tavrı gösterir miydiniz? Yani siz de okulları e, temizletmek için eleman yollayıp okulları temizlettir miydiniz? Yoksa işte validen sonra bir adım geri mi atardınız? Şöyle, şöyle. Benim belediye başkanlığım bir sene değil, iki sene değil, altı sene değil, 7 sene değil, 8 sene değil, 10 sene değil, 11 sene değil, 12 sene değil, 14 sene değil, 15 sene ben belediye başkanlığı yaptım. Ben belediye başkanımızın yerinde olsaydım, Şişli Belediye Başkanımız şu anda genç bir arkadaşımız, Can Erzincanlı, çok başarılı olmasını istiyorum. Ama amatör davranmaması lazım. Önceden oraları yapmak için ben ne yaptım belediye başkanıyken? Okulları yapmak için AK Parti iktidar. Gittim, Vali Bey'le protokol yaptım. Şişli'deki okulları yapmak üzere Vali Bey'le protokol yaptım. Dönemin, dönemin Milli Eğitim Bakanı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim önümü çok açtı. Bütün okulların yapmamda destek verdi. Sayın Hüseyin Çelik Bey ile konuştum. Vali Bey'le protokol yaptım, valilikle protokol yaptım ve bütün okulları yıktım yaptım. Belediye başkanlarımızın okullara hizmet etmek istiyorlarsa mutlaka valilikle protokol yapmalar lazım. Devletin kuralları var. O kurallara uyulacak yani. Devletin kuralları var. İkincisi, yerel yöneticilerin hiçbir zaman valilerimizle e, ters düşmesini asla doğru bulmam. Yerel yöneticiler her zaman kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlayış birliği ve dayanışma içinde çalışması lazım ki başarı gelsin. Başarı bir bütün. Mesela bir ilçede kaymakamımızla, emniyet müdürümüzle kaldı ki bir ilde. Biz mesela Erzincan'da Erzincan Vali Sayın Hamza Aydoğdu'yla, Erzincan Belediye Başkanı'yla, Erzincan Emniyet Müdürü'yle, Erzincan'daki kamu kurum ve kuruluşlarla zaman zaman bir araya gelerek şehrin sorunlarını, kentin sorunlarını, parlamentoda bize düşen ne olabilir, yerel yönetimde ne olabilir sürekli fikir birliği yapıyoruz. Yani belediye başkanlarının hangi belediye başkanı olursa olsun mutlaka e, hangi kurumla çalışma yapmak istiyorsa e, valilikle ve bakanlıkla görüşmesi lazım. Siz bir yandan da Türk siyasetine TikTok denen mucizeyi soktunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani siz bile Armağan Bey TikTok derken yani böyle küçümseyerek söylüyorsunuz. Telegram'dan teyara söylüyorsunuz. Vallahi, Yok öyle bir şey. Vallahi öyle söylüyorum. O muazzam bir şey beyefendi. Vallahi öyle. Söyle. Ha ben oraya girdiğim zaman sizin gibi bazı entelektüeller, canınız sağ olsun, bizi eleştirdiniz, bize bozuk attınız. Böyle oldu, böyle oldu. Bir sürü siyasetler bizi eleştirdi. <laughs> Mustafa Bey, ben <laughs> popüler kültür üreten bir insan olarak öyle bir şey yap yapmam mümkün mü? Şaka diyorum, şöyle, şöyle, şöyle. Bir arkadaşımız var, Ümit Güler. Haberim yok, TikTok nedir, ne değildir, daha da haberim yok. Ondan sonra e geldi, bana dedi ki, e başkanım dedi, sosyal medyanız çok zayıf. Böyle bir sosyal medya olmaz. Sonra ben bunun briefingini aldım. Bakın. Ee, Twitter kullanan Twitter kullanıcıları bilgi, beceri, yetenek olarak son derece entelektüel. Kanaatlarını kolay kolay değiştiremezsin. Fikirleri var. Düşünceleri var. Ve fikir sahibi hepsi. Instagram'dakiler fikirleri %50 lay lay <laughs> değişebilir, değişemeyebilir. Ama TikTok'ta kim var? TikTok'ta kim var? Sanayide çalışan gençler var. Tarımda çalışan gençler var. E, mütevazi mahallelerde oturan gençler var. Ve TikTok'u araştırdık, baktık. Tam tamına 25 milyon konuşuyoruz. 25 milyon konuşuyoruz. Ve TikTok izleyenler, TikTok izleyenler görüş ve düşüncelerini her dakika değiştirebilirler. Çünkü politize olan bir grup değil. apolitik bir kesim var TikTok'ta. Bunun üzerine e, bazı dostlarım, ee, çok değerli e, siyaset bilimcileriyle konuştular. Bu ne getirir ne götürür. Başta benim torunlarım Ayşenaz ve Azra. İşte büyük baba herkes bizimle dalga geçiyor. Sen niye TikTok'a giriyorsun? Yapma büyük baba falan şudur budur bizim çocuklar falan tepki verdiler. Ee, ondan sonra e, benim bazı dostlarımdan şey geldi. Dediler ki başkanım gençler sizi tanımıyor. Sizin girmeniz lazım buraya. Gençler sizi tanımıyor sizin buraya girmeniz lazım ve sizin bu çalışmaları yapmanız lazım dediler. Hiç önemli değil dediler. yazsın yasın konuşulsun. E, onu söyleyen siyasiler. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız girdi. E, Sayın Davutoğlu girdi. Kemal bey girdi. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız girdi. Herkes TikTok'a girdi ama kimse başaramadı çünkü ben bununla ilgili Rahmetli Can Gürzaptan Allah rahmet eylesin konuştuğum dersler aldım. TikTok'un bir ruhu var. Bir enerjisi var sosyal medyanın. Yani orada konuyu iyi seçeceksin. İçeriği iyi seçeceksin. Ve 9 saniye ile 11 saniye arasında derdini anlatacaksın. 9 saniyeyi geçerse en fazla 11 saniye sevgili Arman kimse izlemiyor. İkincisi orada bir şey konuşurken moralin iyi olacak, ruhun iyi olacak, enerjin iyi olacak ve karşıya hissettireceksin. Samimiyetini hissettirmezsen bir şey olmuyor. İkincisi Orada bize içerik üretenler var. Mesela bir örnek vereyim. Çocuk aradı beni. Başkanım dedi, neredesin şu anda oğlum Erzincan'dayım. Başkanım bırak Erzincan dedi, hemen Erzincan meydanına çık. Ee, Temmuz ayı. Dedim oğlum çok sıcak ben meydanlara... Başkanım işte bu bizim için önemli. Ne yapacağım oğlum? Başkanım dedi, Erzincan meydanına çıkacaksın, şemşeği açacaksın. Soracaklar sana, diyecekler ki, o sayın başkanım maşallah şemşeği açmışsınız. Neden güneşten mi korunuyorsunuz? Evladım güneşten korunmak için değil, zamlardan korunmak için açtım bir şey. Yani içerik gelmesi lazım. Bu içeriği attık başka bir şey oldu yani. Kantine gidiyorsun. E, bir tost olmuş 25 lira. Bir ayranla birlikte bir tost ayran 40 lira. E, bir tost ayran olmuş 40 lira. Benim gençlerim bu tost ayranı nasıl yiyecek? Mustafa Bey ama bir şey soracağım. Şimdi dışarıdan gördüğüm bir gözlemci olarak söylüyorum. TikTok size o kadar büyük bir başarı getirmiş ki bütün hayatınızı TikTok'a da çevirmeye doğru gidiyorsunuz galiba. Şöyle, şöyle, şöyle söyleyeyim. Ben onu yaşıyorum, ona bakıyorum. Önemli. Ben mesela dün işte Kırıkkale'deydim. Orada gördüm gençleri ben. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Gençler bunu izliyorlar ve hepsi bana gelip başkanım şunu çekelim, başkanım fotoğraf çekelim. Biz onun araştırmasını yapıyoruz. En fazla bizim kamuoyunda, kamuoyunda eee tanınmamızın, kamuoyunda bilinmemizin, kamuoyunda olan ilgi bize gençlerden geliyor. Mesela şu anlattığınız ne kadar önemli bir bilgi. Hani TikTok'ta e, bulunanların e, kemikleşmiş bir siyasi fikri olmayıp politize değil. Değil mi? Politize değil. Yani TikTok'ta bulunan politize bir seçmeyi yok. Mesela Twitter politize. Twitter'daki insanların görüşlerini kolay kolay değiştiremez. Mus tabi o zaman TikTok siyaseti çok etkiliyor. Hayır. TikTok siyaseti olağanüstü etkiliyor. Çok değil, olağanüstü etkiliyor. Ve siyasete e, yani TikTok'ta siyasete e, ne diyelim orada, e, büyük bir sempati var ama tabii o gençleri yakalamak önemli. O gençleri siyasetle yakalayamazsın. Toplumun bir parçasını mesela bir şey söylemek gerekiyor onlara. Onların bir dertlerine derman olmak gerekiyor. Yani atıyorum başa baş bir seçimse TikTok'la seçim kazanma ihtimaliniz var. Yüzde yüz. Vallahi çok kötü. Ben bu Mesela şöyle bir şey diyeyim. Şimdi Amerika'da Harris'la Trump yarışıyor. Bir puan fark var. İşte o TikTok'ta var orası. Kararsızlar orada. Mesela şu anda şöyle bir durum var. Bakıyorsunuz işte CHP, Cumhuriyet Halk Partimiz şu anda birinci parti. Uzun yıllar sonra anketlerde birinci. AK Parti ikinci parti. Ama ortada yüzde 16-17 kararsız var işte. O kararsız neyi bekliyor? TikTok. Sosyal medyayı bekliyor. Sosyal medyayı bekliyor. Sosyal medyayı bekliyor. Hiç Allah Hiç çok TikTok hiç küçümsemeyin. Ben ama sakın hiç onu küçümsemeyin. Oradaki evlatlarda evlat yeter ki onların gönlüne ve kalbine girmek lazım. Bu nasıl bir şey biliyor musun sevgili Arma? Siyaset şöylemiş. Vatandaşın yolunu yaparsın, okulunu yaparsın ama abi, bu gönlünü yapmazsan hiçbir işe yaramaz. Önemli olan da gönülleri yapmak. Onun için benim kampanyadaki şeyim şuydu. Selam verip selamlar almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye coşmaya geldim. Can Erzin canlılarla da gönüller dolmaya geldi. O ses TikTok'a girdiğinizde size çok ağır eleştiriler geldi mesela. Çok. Ama işte onların... her neredeyse her gün Twitter'da TT oluyordu. Onlara göğüs gerdim ona yani. Onlara göğüs gerdim. Peki. İsim, i̇sim vermek istemiyorum. Çok önemli, çok önemli siyaset bilimcileriyle çalıştım. Çok önemli siyaset bilimcileriyle sohbet ettim. Çok önemli araştırma firmalarıyla çalışma yaptım ve dediler ki bunlara göğüs yani şimdi şöyle bir şey düşün. Levent Kırca, e, Sayın Ecevit'i eleştirirdi, eleştirirdi. Bir gün Sayın Ecevit aradı beni dedi ki, e, Sayın Sarıgül dedi, hiç unutmuyorum o zaman e, Küçükçilik Parkı'nda Levent Kırca'nın tiyatrosu var. Dedi ki, biz dedi Levent Bey'in tiyatrosuna gelelim fakat dedi hiç kimse görmesin. Oyun başladıktan sonra en arkada oturalım dedi. Hiç Hayır. unutmuyorum yani. Ne kadar ayıp bir yandan. Hayır, yahu. arkada niye oturalım? Görmesin, rahatsız olmasın şey olmasın. Sonradan tabii. Ha ben gör orada görünmeyeyim diye yok, değil. 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 Yani şey olur. O görürsen de daha belki e, nezaketinden skeçlerini yapmaz etmez falan diyor o Sayın Ecevit'in beyefendi kişiliği. Sonra tabii e, öğrenince Levent Bey hemen Ecevit'in geldiğini ama o devam etti skeçlerine. <laughs> Sonra da bir an diye eyvah eyvah dedi Sayın Başbakan burada dedi Sayın Ecevit burada dedi millet arkaya baktı hakikaten muazzam bir şey. Yani orada ne var bir hoşgörü var. Ben Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit'in Siyasetteki o nezaketine ve zarafetine bakıyorum ve beni eleştirenlere de saygıyla karşılıyorum. Karşıladım yani. Tekrar yerel yönetime geri döneceğim. Bugün yerel yönetim, yönetici olsaydınız, İstanbul'da diyelim, Suriyelerle ilgili nasıl bir planınız olurdu Mustafa Bey? Çünkü bu e, düzensiz göçmen meselesi çok tepki çekmeye başladı. Hı hı. Şöyle, şöyle, e, şöyle. Ben o noktada e, Almanya'yı inceledim. Almanya'da göç konusunda politika yapan Yeşiller Partisi Milletvekili Sayın Özcan Mutlu'yla da beraber çalıştım. Burada orantısız bir şekilde büyüme var. Bakın Almanya'nın nüfusu 80 milyon. Koca Almanya'da 6 milyon göçmen var bugüne kadar gelen. Hiçbir zaman onu 10 milyona, 15 milyona çıkarmıyorlar. Türkiye'de 16, 17, 17 milyon şu anda göçmen var. Her sene 1,5 milyon bu nüfusa ilave oluyor. E, 10 sene sonra Türkiye'nin nüfusu 30 milyon göçmen olacak ve büyük bir sosyal patlama olacak. Ben bunu kesinlikle bütün siyasi partileri ziyaret ederdim. Sayın Cumhurbaşkanı'la da konuşurdum. Bunu bir devlet politikası haline getirirdim ve ne yapıp edip, ikna edip bu insanlar göndermek lazım. İleride bakın bunlar çok tehlikeli olacak. Aralarında bütün şu anda Suriyeliler tabii bir azınlık duygusuyla 100 kişilik, 75 kişilik, 150 kişilik WhatsApp grupları var. En ufak bir şey olduğu zaman bir mesaj atıyorlar ve oraya gelen 150-200 kişi acımasızca öbür insanların üzerine saldırıyor ve Suriyeliler yapıyorlar. Evet, evet. Gelecekte büyük bir bunu ilk sosyal ilk patlama olur. Bunu ilk defa duydum. Öyle birbirlerine yani yardım Hayır. ediyor diyelim ki siz bir Türksünüz, bir tartışıyorsunuz ufak bir konu var trafikte vesaire bir mesaj atıyorlar bizim başımızda sıkıntı var diye bir anda 150 tane soru orada oluyor her mahallede bu şekilde WhatsApp grupları var ve bu şekilde örgütlenmeleri var çok acayipmiş çok acayip ve gelecekte çok sıkıntı olur bu konuda bu konuda mutlaka bir devlet politikası izlememiz lazım ve biz buna dur dememiz lazım. Mevcutlara da gönderebildiğimiz kadar teşvik ederek göndermemiz lazım. Mustafa Bey, bu program ben 13 14 haftadır falan yapıyorum. Buraya gelen her siyasetçi sizin söylediğiniz gibi şunu söyledi. İşte ikna edip geri yollamak lazım. Ama hiçbir siyasetçi de kardeşim bunu ikna etmenin yolu budur. Biz bunu böyle çünkü bunu ikna etmenin yolu ben sana söyleyeyim. Ben çözüme odaklıyım. Beni başkalarına karıştırma. Benim sloganım ne biliyorsun değil mi? Sorun değil çözüm üretiyorum. Bunu ikna etmenin yolu gerekiyorsa ciddi maddi destek vermek lazım. Bunlara ciddi maddi destek vermeden hiç tanesi gitmez kardeşim. Çünkü burada evini kurmuş, işini Bak kurmuş. bir şey söyleyeyim. Bunlara ciddi bir maddi destek vermek lazım. Bu maddi destek için de parlamentoda genel başkanımızla konuşuruz. Gerekiyorsa biz de desteği veririz. AK Parti bu yasayı getirsin. İşte gerekiyorsa kredi kartlarından 750 bin lira değil 1,5 milyon lira verelim. Bunlara maddi destek vermeden bunlar bir adım gitmezler. Ama bunlara şu anda vereceğimiz maddi destek Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin mutluluğudur. Çoluğumuzun çocuğumuzun mutluluğudur. Bunlara sevgili Arman maddi destek vermeden bunlar hiçbir yere gitmezler. E burada da zaten burada hayatlarını kurmuşlar. Çocukları okula gidiyor. Ya gidemeyenler var. var. Başkaları var. Fabrikalarda çalışanlar var. Bunlar bakın çok büyük bir sorun yaratacaklar. İleride bunlar bizim çocuklarla mahalle mahalle cepheleşme olacak. Mahalle mahalle olaylar çıkacak. O mahalle soruya gidecek, giremeyeceksiniz. Siz Fatih'in bazı mahallelerine giremezsiniz şu anda. Ama bunu bir devlet politikası haline getirmek lazım. Ben bunu iktidara kötülemek ve kararlamak için söylemiyorum. Ben sorumluluk taşıyan bir arkadaşınızım. İktidara diyorum ki bunu devlet politikası haline getirelim. Gelin grup başkan vekilleri konusun, kanunu getirin. Bunları teşvik edecek. Rakam hiç önemli değil. Bak ben bunun için milletimden para isterim. Ben bunun için milletimden destek isterim. Yeter ki bu adamlar gitsin. Biz 4-5 milyonu göndermek zorundayız. Bunlara ekonomik bir havuç vermezsen kesinlikle gitmezler kardeş. Mesela orada Esat şu anda şey çıkardı. Af, çıkardı. Kimse, hiç kimse gitmedi. Gitmez. Gitmez çünkü sen orada evini yapacaksın, yerini yapacaksın. Gerekiyorsa destek vereceksin. Gidecek. Oradaki benim şeyim şuydu bir, bir tezimde şu olması lazım. Avrupa Birliği ülkeleri. Çok güzel. Avrupa Birliği. Lafa geldiği zaman Avrupa Birliği. Biz Avrupa Birliği'ne muazzam bir şekilde rakamlar ödüyoruz. Peki Avrupa Birliği göç konusunda bizi niye e, yalnız bırakıyor? 27 tane şu anda daha da fazla oldu. 35-36 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Almanya nüfusu ne kadar kardeşim? 80 milyon. Bizde kaç tane şey var, göçmen var? 15 milyon. Yunanistan nüfusuna kadar 11 milyon. Yunanistan 300 bin kişi almalı ama almaya 1,5 milyon almalı. Herkes nüfusu öğreninde Türkiye'deki göçmenlerin Avrupa'ya gitmesi sağlanması lazım. Son 15 gündür Türkiye'de neredeyse hiç iyi bir şey olmuyor. <laughs> Maalesef. Son 15 gün değil de daha da fazla. Kadın cinayetleri evet. alabildiğine fazla. Hayvan katliamı ee, katliam alabildiğine fazla. Hele sonu Gebze'de yapılan olay çok başka. Ben buradan... Bütün belediyelere sesleniyorum. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Demli, Milliyetçi Hareket Partili bütün belediyenlere, belediye başkanlarına belediye başkan olarak sesleniyorum. Yıllarca Şişli'de sevgili Aynur ve sevgili Suna onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar gönüllülerdi. Biz ilk defa Şişli Belediyesi olarak hayvan hastanesini kuran belediyeyiz. Kısırlaştır, yerinde yaşat projelerini başlatan biziz. Yaz boyunca kap bizden, su sistem projelerini yapan biziz. Türkiye'de ilk defa kedi evlerini yapan belediye başkanıyım. Türkiye'de ilk defa efendim kafesleri yapıp da bütün ağaçların üzerine kuşlar rahat e, gelsin, yemeklerini yesin diye yapan belediye başkanıyım. O nedenle evet bu yasa çıktı. Doğru bir yasa değildir. Ama biz kısırlaştırıp yerinde yaşatalım ve doğada yaşayan bu canlılara sahip çıkalım. Belediye başkan olduğum zaman 16.718 tane şişli hayvanımız vardı. Belediye başkanlığı bıraktığım zaman 4.200'e düştü. Niye? Çünkü kısırlaştırdım. Kısırlaştırdım. İkincisi bu evlatların, bu kedi ve köpeğin yaşama şeyi 8 yaşla 11 yaş arasında, en fazla 12 yaş arasında yaşıyor. Kısırlaştırdım, yerinde yaşattım ve bunu bütün gönüllerle beraber yaptım. Mama merkezlerimiz vardı. Gönüllüler mamalar aldılar, dağıtlar. İkincisi bütün belediye başkanları. Özellikle hayvan rehabilitasyon merkezinde çalışacaklar gönüllülerden olması lazım. Aksi takdirde belediye çalışan onu kavrayamıyor. Mesela Konya'da bir olaya şahit olduk. Hatırla iki sene önce oradaki kedi köpekleri bir görevli öldürdü. O niye biliyor musunuz? Adam orada cinnet geçirdi. Neden? Neden? Bir görevlinin sevgililerimin bakması gereken kedi ve köpek sayısı 15. Siz adama 500 tane köpek verirseniz ne yapacak adam orada? Ne yapacak adam orada? Öyle değil. Onun kuralları var. O kurallara uymak lazım. Berlin'e gittim, baktım hayvan otelleri var. Hayvan otellerini detaylı bir şekilde inceledim. Siz armağan çağırarak seyahate gidiyorsanız telefon açıyorsunuz oraya belediye. Belediye gelipsin sizin hayvanınızı alıyor götürüyor. Kaç gün sonra gelecekseniz de onu sosyal bir hizmet olarak getirip size teslim ediyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir hadise yok. Bizim insanlar seyahate gidemiyorlar çünkü kedi ve köpeklerini bırakacak. Bütün belediye başkanlarına şu anda çağrıda buluyorum. Hadi gelin bakalım Türkiye'de ilk defa hayvan otelini kim yapacak? Hadi yapın gelin bir hayvan oteli. Yapın. Bir yerde var galiba. Ben çok fazla duymadım. Özel sektörüm var birkaç tane. Yer. Onlar da özel sektörü on, Özel sektörüm var karşıda. Galiba e, Selçuk Belediyesi'nin var. Şile ya? taraflarında. Şey da, sanki. Şile taraflarında var ama o rakamlar çok yüksek. Mustafa Bey, mesela okudunuz mu hayvan yasasını? Türkiye'de onun yapılması mümkün mü? 13 bin küsür tane barınak yapılması lazım ve dünya paralar bunlar. Bir şey söyleyeyim bakın, bakın. 512 tane kedi ve köpeği Almanya'da yani Avrupa'nın birçok insanlarıyla sahiplendirdim. İnanır mısınız? Bunu siz <laughs> anlarsanız, bakarsanız Türkiye'nin dünyanın her tarafından ciddi bir şekilde yardım alırsınız. E sizin kardeşim güzel de sizin e, 1300 tane belediyeniz var. E her belediye bugün e, 10 tane yapsa aslında 13 bin tane oldu kardeşim. Her belediye 10 tane yapsın ya. Her belediye 20 tane yapsın. Yani siz şimdi baktığınız zaman İstanbul'daki bir Bağcılar Belediyesi'nin kapasitesi, hacmi çok başka. Bir Kadıköy Belediyesi'nin kapasitesi ve hacmi çok fazla. Bir Ümraniye Belediyesi'nin kapasitesi ve hacmi ekonomik durumu çok fazla. Yeter ki siz o belediyeye gelen kaynağı doğru harcayın. İkincisi böyle bir kampanya başlayın. Birçok sponsor bulursunuz ve birçok gönüllü oraya gelir yardım eder. Yeter ki onun doğru yapıldığını görsünler. Mümkün diyorsun. Mümkün efendim sorun değil çözüm üretelim. Gözünü seveyim ben Şişli Belediye Başkanı olarak minibüsün içerisinde hastane yaptım. Doktorlarımızla birlikte Türkiye'nin birçok noktasına gitti kısırlaştırma yaptılar. Ya yani Türkiye'de bunlar rakam mı efendim ya? Gözünü seveyim. Bir haftadır hep Türkiye'de deniyor ki sosyal çürüme başladı, sosyal çürüme başladı. Katılıyor musunuz buna? Çok katılıyorum. Çok katılıyorum. Çünkü e, bunu da bir bazı şeylerde bir raptı, raptı altına almak lazım. İnsanlar umutsuz, insanlar sıkıntılı, insanlar perişan. Düşünün ki bir üniversite öğrencisi Van'da gitti ve 28 günde mi 18 günde e, bulundu. Yazık günah kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Bir öğrenci niye gider, nasıl olur? Ama bu sosyal çürümelerinin ve sosyal patlamaların nedeni de çoğu da ekonomik bilesi ya. Yani ekonomik. insanlar umutsuz, sıkıntılı ve ekonomi olarak aralarda uçurum var. Bakıyorsunuz bir tanesi alabildiğine çok mutlu yaşıyor, bir tanesi per perişan vaziyette. Eskiden Sayın Özal döneminde CHP milletvekili dediğim hiç unutmuyorum orta direk vardı. Orta direği güçlendirelim. Şimdi orta direk falan kalmadı ya. Yani. Bitti. Evet. evet. Bir de gelir dağılımında da çok... Gelir dağılımında uçurum var. Bu sosyal şey var. Mesela şöyle bir şey düşün. Alma yurt dışındaki dostlarınızla konuş. Orada hiç kimse para biriktirmez. Adama sorsan mesela senin 50 bin euro var e çünkü mı? Çünkü geleceğine niye biliyor musun? Adamın adamın gelecekte yazın hangi tatile gidecek? Kışın hangi tatile gidecek? Nerede bulunacak? Adamın yıllık programı var. E adam düşünmüyor ki ben hasta olduğum zaman ne olur? Ya da düşünmüyor ki yani benim başıma bir sıkıntı geldiği zaman ne olur? Biliyor ki orada başbakanı olan ilgi neyse vatandaş olan ilgi de o. Yani bu sosyal devlet olmamız lazım biz. Bizim akşama kadar ne biliyor musunuz Erzincan'da? Vatandaş hastaneye yatacak, ameliyat olacak, iyi bir odada kalacak. Üç kişilik odada değil de tek kişilik odada kalacak. E bunlarla uğraşıyoruz. Ve hastanede sıra veriyor hastane. Şu gün gel ya, ya kardeşim adamın apandisi patlayacak. Sen diyorsun ki bir hafta sonra gel. Nasıl olacakmış? bu Mesela dev hastaneler yapmışız ama içinde aletlerimiz yok. Dev hastane yapmışız, emara gün veriyoruz. Adam geçen Erzincan'dan geldi. Hiç unutmuyorum saray yola arasından bir kızcağız. Gitti şehir hastanesine. Erzincan'dan geldi. Abi 20 gün sonrasında gün vermişler. Bu kız Erzincan'a gidip de nasıl gelecek? Başkent Üniversitesi Profesör Mehmet Haberel Hoca'yı aradım da sağ olsun e, çektirdik. Ya böyle bir şey olabilir mi? Son soru. Ee, siz çok uzun yıllar siyasete uğraştığınız için aynı zamanda ekonomik krizde giden iktidarları da biliyorsunuz. Evet. Bülent Ecevit de bunun içinde, Turgut Bey de, evet. Turgut Özal da bunun içinde. Ama mesela Mustafa Bey, onlar araştırmalar sırasında o partilerin artık biz gideceğini biliyorduk. Acayip bir oy düşüğü göstermişlerdi. Uh -huh. Ama mesela bu ekonomik krizde Ak Parti hala e, anketlerde yüzde 25, yüzde 27, yüzde 30'a yakın çıkıyor. Bu, bu bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle, şöyle Ak Parti'nin 12 milyon yurttaşımıza sosyal yardım desteği var. Bu sosyal yardım desteği devam edecek mi etmeyecek mi insanlar çok buna bakıyorlar. Ama şunu unutmamak lazım ki ben iktidarın gideceğini şöyle anlarım. Muhtarlarımızla konuştukça, konuşunca anlarım. Ee, soruyorum mesela muhtarlarımıza. Her evde tencere kaynıyor Orman Bey. O tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Şu anda ben bakıyorum o tencerelerde inanın ki et kaynamıyor, dert kaynıyor. Bu dert de AK Parti iktidarını yolcu edecek. Millet yakında yar saçların lüle lüle AK Parti sana güle güle diyecek. Nedeni şu, nedeni şu. 23 sene oldu Ak Parti yoruldu heyecan azalması var Türkiye'de yeni bir enerji yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. Peki çok keyifli bir sohbette. <laughs> Sağ olun. İyi ki geldiniz çok teşekkür ederim. Peki geldiğiniz. o zaman ben de bu bu sohbette bulunmaktan keyif aldım Can Erzincanlılar adına bizi izleyen bütün yurttaşlarımızı hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Armağan Çağlayan'la program yapmak çok zor. Karşında <laughs> ciddi bir entelektüel <laughs> var. Müthiş bir enerji var. Sağ olun. Ve ben de sorularınızdan heyecanlandım. Ama içimden geldiği gibi cevap verdim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.